Sayın Başkan, geçtiğimiz seçimin öncesinde sizin aday olup olmayacağınız konusunda aylarca yaşanan bir tartışma vardı ve o süreçte Sayın Genel Başkanınızın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun sizin İstanbul'da kalmanız, İstanbul'a sahip çıkmanız ve bir sonraki seçimde de İstanbul için aday olmanız yolunda çok açık beyanları vardı. Şimdi bugün burada siz buna benzer bir yolda bir irade açıkladınız, tekrar yola çıkmak üzere. Dün bir meslektaşımızın bir kulis bilgisi olarak yaydığı bir haber var. Barış arkadaşın diyor ki Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na bir mesaj gönderdi. O mesajda da tırnak içinde söylüyorum. Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara harcatmam dediği öne sürülüyor. Siz bugünkü açıklamanızı yapmadan evvel Sayın Genel Başkan'la bir istişarede bulundunuz mu? Bir de az önce alıntıladığım bu demeci teyit ya da yalanlama durumunda mısınız? Genel Başkanımızdan böyle bir tekil kiple hele hele hiçbir zaman bir mesajlaşmamız olmadı. Çok saygı ve sevgi çerçevesinde mesajlaşmalarımız oldu. Bu bağlamda böyle bir mesajlaşmamız yoktur. Tabii kaynağınızın güvenilirliği ve doğruluğunu nasıl test ettiniz bilmiyorum ama böyle bir mesajlaşmanın olmadığının altını çizeyim. Şunu da ifade etmek isterim. Aylardır ya da 120 gündür Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a adaylığı konusundaki tartışmalar, açıklamalar vesilesiyle yapılan yalan yanlış yorumların doğru olmadığını ifade edeyim. Şunu yapanları saygıyla karşılıyorum. Ekrem İmamoğlu şöyle bir yol yürümelidir, böyle bir yol yürümelidir. Siyasi tahmin ve içerik üretenleri saygıyla karşılıyorum. Ama sanki bir konuşma olmuş gibi bunu yayan insanların bu bakış açısını gerçekten hayretle izliyorum. Lütfen beni benden dinleyin. Ben ilk gün itibariyle, bakın tekrar ifade ediyorum, Sayın Genel Başkanımla 4 kez yaptığım buluşmada, ki buna benzer bir soru burada 4. yılın raporunu sunduğumda da bana sorulmuştu, orada da söyledim. Ben Sayın Genel Başkanıma bir değişim ve dönüşüm sürecinin zaruri olduğunu, şart olduğunu ifade ederken kendimle ilgili hiçbir şart koşmadan süreci ifade ettim ve anlattım. Ben bu süreci koordine edebilirim, en önde koşabilirim dediğimi ve sonraki sohbetimin içinde yine benim sakın ha bir genel başkanlık vesaire gibi bir şartım zaten olmaz, olamaz. Yani böyle bir şey olmaz. Partinin kurulları, heyetleri, kongreleri vardır. Bunu ifade ettiğimi defalarca söyledim. Tabii sonradan tartışma, Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kalmalı, İstanbul'a ne olacak vesaire gibi bir takım zeminlere oturtulmuş olsa da beni benden dinleyiniz ki benim makam üzerinden ne bir tayinim ne bir tarifim asla olmamıştır. İfade ettim konuşmamda. Benim misyonum siyasi anlamda bu geleceği, ülkenin geleceği misyonudur. Koltuk üzerinden asla bir tartışmanın parçası olmadım, olmam. 2019'da da olmadığımı partim de bilir ve bunu en yakından bilenlerden birisi de benim kıymetli genel başkanımdır.